Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Bildiğiniz üzere son videolarımda da bahsettiğim gibi havuza branda almıştım. Havuzu boşaltıp bir temizleyip elden geçirip şu kısımları tekrardan şişirip arkadaşlar brandaya yerleştireceğim. Şimdi o işleme başlayacağım. Arkadaşlar yapım aşamalarının videolarını çekemeyeceğim ama her işlemden sonra video çekeceğim. O yüzden belki biraz parçalı video olabilir. Özür dilerim. Arkadaşlar yapacağım işlemi tekrardan anlatayım size. Şimdi havuz bu. Yani gördüğünüz gibi balıkların sağlık durumu yerinde. Herhangi bir problem yok. Hafif su çektim. Yani her gün aşağı yukarı biraz su çektim, azalttım. Şimdi arkadaşlar yapacağım işlem gördüğünüz gibi saklama kaplarım var. 2, 3, 4. Branda burada. Pompa var. Havuzun kenarlarını şişirmek için. Arkadaşlar pipo filtreyi bir parça rafya kağıdını önce şu büyük kaba alacağım. Suyla beraber dolduracağım. Balıkları bu kaba alacağım. Bütün balıkları bu kaba alacağım arkadaşlar. Filtre de faaliyette olacak. Şu 3 kabı da arkadaşlar su dolduracağım. Yani havuzdan alabildiğim kadar su alacağım. Sanırım bir 80-90 litre fazla alamayacağım. Ondan sonrasında arkadaşlar yeni su ekleyeceğim. Sularım orada. Yani inşallah başarılı olabilirim. Bakteri kültürünü çökertmeden sonuçta bir oturmuş bakteri kültürü var havuzda. Başka da kaplar yok. Yalnızca bu kadar su alabilirim. Yapacak bir şey yok. Boşta şişe yok elimde ama brandayı arkadaşlar çekmek istiyorum. Çünkü korkularım var. Yani delinebilir, sızıntı olabilir havuzda diye. Hem bir elden geçirmiş olacağız. Hem de bir temizlik olmuş olacak. Şimdi ben bu işlemi yapmaya geçeceğim. İnşallah başarabilirim. Balıklara zarar vermeden. İnşallah başarabilirim. Yani biraz da korkularım var aslında. Çok da su alamayacağım çünkü. Ama alabildiğim kadar alacağım. Tekrar bandayı çektikten sonra havuza tekrar dökeceğim balıklarla beraber. Ondan sonra arkadaşlar 2 günde bir, 3 günde bir dinlenmiş su ilave edeceğim. Yavaş yavaş benim damlama sistemiyle hiç acele etmeden o şekilde bir işlem yapacağım arkadaşlar. Evet, şimdi ben bu işlemleri yapmaya geçeceğim arkadaşlar. Gelişme gelişme hani aşama aşama videolara bağlanacağım arkadaşlar. Yani çekimler yapacağım. Ondan sonra videoyu komple birleştirip bakalım ortaya nasıl bir video çıkacak arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Ben işe koyulayım. Evet arkadaşlar havuzu boşaltmaya başladım. Gördüğünüz gibi rafyaları, kayaları kaldırdım. Balıklar kaldı. Biraz zor oluyor ama mecbur arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Su eksildikçe yakalaması kolay olacak. Arkadaşlar balıkları buraya alacağım. Söylemiştim. Hatta yakalayabildiklerimi aldım. Bir 6-7 tane kadar balık yakaladım. Lepisletleri yakaladım arkadaşlar. Biliyorsunuz onlar çok hareketli değil. Onlar çabuk yakalanabiliyor. Havuzu da artık boşaltmaya başladım. Evde tencere tava ne varsa buldum arkadaşlar. Yani ne kadar fazla su alırsam o kadar iyi diye düşündüm. Şuraya elma salyangozları, rafyaları, mangof kökünü aldım. Buraya kayaları aldım. Biliyorsunuz yani suyla temasları kesilmemesi lazım. Burada da arkadaşlar eğer gösterebilirsem yavrular var. Yani bayağı bir yavru var arkadaşlar. Çok yavru çıktı şeyden. Havuzdan hala da çıkıyor. Daha bitmiş değiller. İnanın belki de bugün sabah doğmuş yavrular var. Çok ufak yavrular var. Ama yapacak bir şey yok artık. Yapacağım diye niyetlendim. Başladım. Branda da burada. Şimdi havuzu bayağı da yoruldum ya. Şimdi havuzu boşaltma işlemine devam edeceğim. Komple boşaltacağım arkadaşlar. Dediğim gibi komple boşaltıp balıkları şu kaba atıp yani şu saklama kabına atıp arkadaşlar ondan sonra havuzu bir güzel yıkayacağım. Havalarını basacağım tekrar şu kenarların. Ondan sonra brandaya yerleştireceğim. Yani biraz zor oluyor. Gerçekten de zor yani ama
Yapacak bir şey yok. Korkularımızın önüne geçelim arkadaşlar. Gerçekten sızar damlatır diye içimde şüpheler var. İnşallah öyle bir şey yaşamadan, inşallah öyle öyle bir şey yaşamadan halledeceğim bu işi. Ondan sonrasına bakacağız arkadaşlar yani. Ve arkadaşlar pipo filtreyi yıkadım. Yani havuzu kurduktan sonra, havuzu ona attıktan sonra 4 kere sanırım 5 kere yıkadım. Hatta en son videomda da gördünüz, çok acayip bir su çıktı. Arkadaşlar ya o pipo filtreden bir tane daha alacağım. Ya da biliyorsunuz beta tankı yaptım. İlk kez silikon kullandım. Cam kestim. Şöyle parça camlar buldum arkadaşlar. Şu şekilde parça camlar buldum. Arkadaşlar bir de sump sistemi de yapabilirim. Yani seyyar sump yapıyorlar ya. Onu da yapabilirim yani. Bir de onu deneyeceğim. Olmadı güzel bir sump yapıp daha güçlü bir hava motoru alıp, bendeki hava motoru çok ufak arkadaşlar, şurada çift çıkışlı bildiğiniz ufak bir motor. Yani daha güçlü bir hava motoru alıp, yani en az çift çıkışlı bir çıkışı pipo filtreye verip öbür çıkışı da Hamburg filtreye vereceğim. Yani bir filtrasyon sistemi yapacağım arkadaşlar. Normal içine malzemeler doldurup onun da araştırmalarını yapacağım. Yani dediğim gibi arkadaşlar bunu bu şekilde yapacağım. Çünkü bayağı bir tortu birikmiş, görüyorsunuz. Yani filtrasyon istediğim seviyede değil. Ama inşallah bir şekilde önüne geçeceğiz. Ya benim için önemli olan balıkların sağlık durumlarının yerinde olması. Şimdiye kadar ölü bir balıkla karşılaşmadım şu an başladıktan sonra. 2 gün önce sanırım, pardon, 2 ya da 3 gün önce bir ölü balık aldım. Bilepises vardı, dişi siyah, onu aldım arkadaşlar. Daha da ölü balık almadım yani. Neyse arkadaşlar, ben devam edeyim. Aşama aşama dediğim gibi sizlere görüntü vermeye çalışacağım. Yapım aşamasını aslında kayda almak isterdim. Çalışırken falan, yalnız video haddinden fazla uzayacak. O yüzden arkadaşlar bu şekilde yapacağım. Mağdur görün. İnşallah hani bitmiş halini bitirene kadar da bugün bitirmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü suların bu şekilde fazla durmasını istemiyorum. Bir an önce bitirip havuzu faaliyete sokacağım tekrar. O yüzden arkadaşlar yani haddinden fazla uzamasın diye video bu şekilde yapmaya karar verdim. Zaten bu şekilde bile yapım aşamaları falan derken sanırım bir yarım saati bulur arkadaşlar. Çünkü her aşamasını çekmek istiyorum. Kayıt altına almak istiyorum. İnşallah sıkılmadan izlersiniz. Yani inşallah sıkılmadan izlersiniz arkadaşlar. Sonuçta burada bir emek harcıyoruz. Sizlerle de paylaşıyoruz yani. Hani yaptığımız işleri, yani yapabildiğim işleri sizlerle paylaşıyorum yani. İnşallah sıkılmadan sonuna kadar izlersiniz arkadaşlar. Evet, ben şimdi bir çay molası vereceğim. Bir 10 dakika sonra tekrar devam edeceğim. Arkadaşlar dediğim gibi aşama aşama kayıtlar alacağım. Şimdilik tekrar hoşça kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz aşama aşama. Balıkları suyu boşalttım. Balıkları yakalamaya başlayacağım. Gerçekten de yakalaması zormuş. Çok önceleri bir aparat yapmış. Yani bu şekilde bir süzgeç yapmıştım. Bunu yardımıyla yakalamaya çalışacağım. Yalnız havuza girmeden yapamayacağım bunu herhalde. Biraz suyu eksilttim arkadaşlar. Su sanırım bir 7-8 santime kadar indi. Biraz daha eksilteceğim. Arkadaşlar yalana gerek yok. Balıklarımızda sıkıntı yok. Kalanlarda diyeyim. Gördüğüm kadarıyla hiçbir lepises kalmamış arkadaşlar. Yani dediğim gibi lepisesleri ezelden yaşatmayı beceremiyorum arkadaşlar. Yani büyük ihtimalle tek bakıldıklarında sağlıklı ve güzel yaşayabiliyorlar. Mesela melek tankında bir lepisesim var. Erkek sanırım. Kırmızı bir lepises var. O yaşıyor arkadaşlar. Anaçlarda erkekler yaşıyor. Bir tane de mızıkaltı yakaladım, onu gördüm. Ama genel olarak arkadaşlar aldığım lepises dişleri falan hiçbiri yok. Yani yalana gerek yok arkadaşlar. Neyse o. Yani şu işi yapıp da balık öldürmedim diyecek bir hobici, üretimci, bunu ticaretini yapan birini göremezsiniz, duyamazsınız arkadaşlar. Çünkü
Balıkların doğalarında var bir. Belki benim yanlışım oldu iki. Ama bir sürü nedenleri var arkadaşlar. O yüzden yalana meal gerek yok. Lepises, anaç lepises kalmadı arkadaşlar. Erkekler dışında kalmadı. Sanırım erkeklerde arkadaşlar melek tankına atabilirim. Büyük tankı atabilirim meleklerle beraber. Öyle bir düşüncem var bakalım. Makrakantaları bilmiyorum melek tankına bırakabilir miyim ama sanırım havuza bırakacağım. Havuza gayet iyiler arkadaşlar. Havuza gayet iyiler. Yani şurada gördüğünüz balıkların hepsi tül kılıç kuyruklar, moliler ve kılıç kuyruklar arkadaşlar. Kılıç kuyrukların çoğu kendi anaçlarımın yavruları. Anaçlarımın yavruları. Ama Lepises dediğim gibi arkadaşlar. Bir de plati balıklarım var 4-5 tane kadar. Yani o tül kılıç kuyruklardan 1, 2, 3, 4, 5 arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 sayamadım ya. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Toplam 7 tane vardı arkadaşlar. Aldığım zaman izleyen arkadaşlar abiler bilir. Toplam 7 tane vardı. 5 tane kaldı. Bir de Varşova'dan almıştım bir erkek. 8 tane pardon. 5 tane kaldı. Arkadaşlar bir tanesini pet shopçuya verdim. Onu zaten söylemiştim. İkisini kaybettik. İkisini kaybettik. Biri akvaryumdayken kaybettim. Kafes sistemindeydi arkadaşlar. Tül kılıç kuyruklar. Baktım birini kaybedince hemen kaldırdım arkadaşlar kafes sistemini. Havuza attım hepsini. Bir tane de havuzdan almıştım arkadaşlar. Ölü havuzdan almıştım. Yani durum bu arkadaşlar. Yani normalde kalan balıkların sağlıkları yerinde. Gayet baya bir yavru çıktı arkadaşlar. Şimdi bunları da yakalayıp artık havuzu yıkayıp kenarlarını tekrar şişirip brandayı çekeceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar tekrardan selamünaleyküm. Arkadaşlar canım çok sıkıldı. Havuzu sağlamlaştıralım derken havuzu patlattık arkadaşlar. Talihsiz bir olay yaşadık. Havuzu tekrar kurmaya korkuyorum. Zaten korkularım vardı. Akar delinir diye falan. Bir şanssızlık yaşadık. Kendimiz deldik. Bu videoyu 4-5 parça halde çekmiştim şimdi bu dakikaya gelene kadar. Arkadaşlar yüklemeyecektim ama sonradan düşündüm. Yani her güzel şeyi paylaştığımız gibi her kötü gidişatı da paylaşmak gerek. O yüzden videoyu çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Yani havuzun görüntüsü bu olacaktı. Gerçekten de çok güzel olacaktı. Tam istediğim gibi olacaktı. Yalnız bir şanssızlık işte. Arkadaşlar havuzu söylemesi banyoya götürdüm. Yıkadım. İçini bir güzel temizledim. Temizledim. Buraya getirdim. Odaya getirdim. Brandayı yerleştirirken arkadaşlar bir gaz sızıntısı gibi bir ses aldım. Havuzun sağını solunu kontrol ederken arkadaşlar şurada bir delik olduğunu fark ettim. Gerçi ben bunu bantladım ama arkadaşlar yani havuz sonuçta delindi ve gerçekten havuz baya bir su alıyormuş. Ben havuz tam dolu olmadığı halde bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Şuradan delindi hatta iniyor artık. Yani bundan daha bir şey olmaz. Nasıl deldiğimi anlamadım arkadaşlar. Ya banyoda bir yere takıldı. Ya da şu balıkları şu saklama kabına almıştım. Şu camın bir köşesine değdi getirirken buraya. Arkadaşlar inanılmaz derecede canım sıkıldı. Ama olsun vardır bunda da bir hayır. Doluyken olacağına boşken oldu. Aslında bu patlak en altta değil de en üstteki şeritte olsaydı bence sıkıntı olmazdı. Ne diyeceksiniz? En üstte olduğu için. Ama ya gene de aslında bir şey olmayabilirdi de arkadaşlar ben riske girmeyeceğim çünkü inanın 600-700 litre su aldım havuzdan tam dolu olmadığı halde çok riskli bir şeydi zaten yaptığım ama sağlamlaştıralım derken
Arkadaşlar havuz olayını bitirdik. Ama geçici arkadaşlar daha iyi bir havuz bulacağım. Hobi köşem Burak kardeşimle görüştüm. Bana güzel bir havuz tavsiye etti. Onu inşallah arayışlara başladım arkadaşlar. Hatta 1-2 saattir müdürden de rica ettim. O da bakıyor. Bugün de baya bir yoğundu o da. Yarına kaldı. İnşallah yarın öbür gün bir şeyler bulacağız arkadaşlar. Bulamasak da yani farklı bir şeyler bakacağız. Belki daha ufak bir havuz ama havuz olacak arkadaşlar. Geçici bir süreliğine mecburen kaldırıyorum. Çok üzüldüm ya gerçekten. Ama görüyor musunuz arkadaşlar? Şurada. Vardır bunda da bir hayır diyeceğiz. Önümüze bakacağız arkadaşlar. Dediğim gibi Allah'tan doluyken başımıza gelmedi. Yoksa gerçekten çok sıkıntılar yaşayabilirdim yani. Komşularımla olsun. Dairenin sahibiyle olsun. Sonuçta kiracıyız. Zaten bunu görse evden de kovabilirdi yani. Neyse arkadaşlar. Balıkları şu saklama kabını aldım. Pipo filtre içinde. İçine bir de rafya kağıdı koydum. Neden diyeceksiniz? Dar alan olduğu için arkadaşlar balıklar ufak balıklar sağa sola kaçsın diye. Şu tankta da bir değişiklik yapacaktım ama havuz patladıktan sonra vazgeçtim. Farklı bir şeyler de yapabilirim. Dip çekimi yaptım ama gene de tortular var arkadaşlar. Damlama sistemiyle gene benim meşhur damlatma sistemim. Ya konuşmakta zorluk çekiyorum ya. Arkadaşlar büyük ihtimalle havuz geçici olmayacak ama başka bir şeyler düşüneceğiz. Büyük ihtimalle melekleri elden çıkaracağım arkadaşlar. Pet shopçıya götüreceğim. Durumu anlatacağım ona. Hani kesinlikle bedel karşılığı falan değil arkadaşlar. Elden çıkarmak için. Çünkü burası onlara ufak kavga etmeye başladılar. Aslında benim planım buradaki bütün balıkları anaç vatozlar hariç ve çöpçüler hariç buradaki bütün balıkları havuza atıp melekleri de bu tanka atmaktı. Arkadaşlar havuz patlayınca mecburen köklü bir değişikliğe gitmek zorunda kalacağız. Ya akvaryum alsam diyorum. Bilmiyorum arkadaşlar. Akvaryum da almak istemiyorum. Çünkü nedenini daha önce de anlattım. Beni takip eden abiler kardeşler bilir. Bir bakalım arkadaşlar. Şimdi şu havuzu çöpe atacağım. Onu toparlayıp çöpe atacağım. Ayırdığım suları artık dökeceğim. Onlarla işim kalmadı. Arkadaşlar dediğim gibi büyük ihtimalle şu an zaten gece oldu. Büyük ihtimalle melekleri elden çıkaracağım. Ona da çok üzülüyorum arkadaşlar. Bunlardan da şansımı deneyecektim. Eğer yumurta alırsam tecrübe edinmek için arkadaşlar yapabilir miyiz, yapamaz mıyız diye. Şurada da bir lepsesimiz var. Benim ilk avlardan. Çok güzel bir balık arkadaşlar. Hani rengi falan güzel. Evet arkadaşlar. İnanın zorla konuşuyorum ya. Hakikaten canım sıkıldı ya. Neyse. Kısmet değilmiş. Allah'tan doluyken başımıza gelmedi. Dediğim gibi arkadaşlar melekleri elden çıkaracağım. Buradaki yavruları şu tanka alacağım. Anaç balıkları da büyük tanka alacağım arkadaşlar. Geçici bir süre. İnşallah başka bir planlarımız olursa düşüneceğiz acele etmeden. Yaza doğru belki değişiklikler yaparız arkadaşlar. Hani her an her şey olabilir. Ya görüyor musunuz? Akvaryumda dip çekimi yaptık sözde. Tortulara bakın arkadaşlar. Hani vatoz tankı. Bir de çok balık var arkadaşlar. Çok da vatoz var. Yavrular var. Aşırı balık olduğu için zorlanıyorum ama şu havuz meselesini hallettikten sonra burayı da komple boşaltıp hatta tankı da komple boşaltacağım arkadaşlar. Yeniden kuracağım. Yani yeniden kuracağım. Şu balığı da buraya aldım. Cinsini bilmiyorum ben. Deniz abi de var ondan bir tane kocaman. Gözükmüyor. Kaçtı. Bardağın içine kaçtı. Şurada arkadaşlar. Deniz abide de var ondan bir tane. Ya şu saklama kabındaki balıkları rahatsız ettiğini fark ettim. Onu da akvaryuma attım. Yakalayıp akvaryuma attım. Evet. Arkadaşlar. Vallahi videoya güzel başlamıştım. Güzel başlamıştım. Çok da güzel bir plan yapmıştım. Ya dertsiz başıma dert aldım. Neden diyeceksiniz?
Zati sağlam duruyordu. Yani hiç dokunmasam belki öyle devam ederdi. Sadece kenarlarını şişirip bırakabilirdim ama işte korkmaya başladık. Yok delinir, yok patlar, yok sızar, yok akar derken kendimiz deldik havuzu. Kendi hatamızda, dikkatsizliğimizde. Ama kısmet diyelim arkadaşlar. Vardır bunda da bir hayır. İnşallah bir şeyler düşüneceğiz arkadaşlar. Yani daha iyi bir havuz, daha sağlam bir sistemle inşallah tekrar kuracağız arkadaşlar. Ama geçici olarak dediğim gibi büyük ihtimalle şu an en mantıklı, en işime gelen durum melekleri dediğim gibi arkadaşlar pet marketçiye götürüp şu yavruları, şu akvaryumu alıp, o bile ufak aslında yavruları ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Anaç balıkları da büyük tanka almak arkadaşlar. Şimdilik sadece onu yapabilirim. Başka da bir şey yapamam sanırım. Arkadaşlar, betalarımı göstereyim. Işığı yeni açtım. Biraz test olabilirler. Betalarımı göstereyim. Birincisi bu. Kimsesiz doğru arkadaşlar. Ya betaları arkadaşlar yerlerini beğendiler sanırım. Dediğim gibi bakın görüyor musunuz? Yani şu şekilde köpük yaptıkları zaman yerlerinin iyi olduğu, yani yerlerini beğendiklerini işaretiymiş. Öyle öğrendim bir abimizden. Evet. Betalarımız da böyle arkadaşlar. Işıklarını kapatayım. Yemledim onları da. Evet arkadaşlar tekrar. Ya gerçekten çok canım sıkıldı. Video zaten haddinden de fazla uzadı. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bolu'dan herkese selamlar, saygılar. Hayırlı hobiler arkadaşlar. Hoşça kalın.